28 Temmuz 1919 İngiliz Yarbayı Rawlinson'la Manda görüşmelerinin yapılması Kurtuluş Savaşı'nın yöneticileri kongrelerin yapıldığı günlerde çeşitli büyük devletlerin yöneticileriyle Manda görüşmeleri yapmışlardı. Binbaşı Hüslev Gereden'in günlüklerinde bu mandacı yaklaşım kendini çok net bir şekilde gösterir. Hüslev Gerede o günleri şöyle anlatıyor. Mustafa Kemal Paşa'nın evinde toplandık. İngiliz yarbayı Ravlinson, Kazım Karabekir Paşa ile görüşmüş. Paris'te Amerika Türkiye'yi mandasına almak isterse alsın diye ortaklaşa karar verilmiş. Amerika almazsa İngilizler alacakmış. Mandaya alma biçimi şöyleymiş. İzmir'in Yunanlılarda, Antalya'nın İtalyanlarda, Suriye'nin Fransızlarla kalmasından sonra elde kalan parçayla sınırlıymış. Bu görüşmeden İngilizlerin Türkiye'yi Amerikalılara bırakmak istemedikleri anlaşılıyor. Eğer Türkiye Amerikan mandasına girerse İngilizler bölgede Kürt ayaklanması, Ermeni sorunu gibi olaylar yaratıp Amerikalıları yıldırmak, sonunda da ülkemizi ele geçirmek istiyorlar. Kazım Karabekir Paşa Yarbay Rawlinson'a Türk ulusunun bağımsız yaşamayı temel prensip olarak benimsediğini, başka bir seçenek düşünülemeyeceğini güzelce anlatmış.